Sevgili dostlar, 4 numaralı kovandayız. 3 numaralı kovandan kötü haberi aldık. Şimdi 3 numaralı kovanla ilgili emin olma sürecimizi başlatacağız. Yani hakikaten orada bir anaare çıkartılamadıysa, o yüzden 2 numaralı kovanla şimdilik yoğunluğu daha az olduğunu değerlendirdiğim 2 numaralı kovanımızla onu birleştirmeyi düşünebilirim. Yine burada da gördüğünüz gibi kalabalık bir çıta sayısı, 9 çıtadan oluşan bir şeyimiz var, kovanımız var. Şimdi bunu şöyle açalım. Bakalım, biraz zorlanacağız herhalde bunları çıkartırken ama yapacak bir şey yok. Evet. Yalıtım çıtasını çıkarmayı başardık düzgünce. Şimdi aslında bunların hepsini tek tek kontrol etmeye gerek yok ama 3 numaralı kovan birazcık beni korkuttu. O yüzden birazcık tedbirli olmakta fayda var. Bir de bakın, burada çok fazla sayıda şey var, çıta var. Bu çıtaları da bir şekilde eksiltmemiz lazım. Artık yavaş yavaş sistemin daralması gerekiyor. Hala bu kadar yoğun şeye gerek yok. Çıtaya gerek yok. Bakıyorum, var mı yavru falan koymuş mu diye. Şu baştaki çıtalar alınabilir. Ama onlar da ballı falan. Ne yapacağız tam bilemiyorum. Evet, bu da polenli. Dar alanda çalışıyoruz. Yani şunu şöyle şuradan alsam, şöyle kenara koysam, arıcık bir çekil ya. Evet, bayağı ilerledik. Hala yavrulara rastlayamadık. Polen molen var ama yavruya hala rastlamadık. İşte böyle beklenmedik durumlar dediğimiz şeyler bunlar işte. Evet. Muhtemelen burada da patladık arkadaşlar. Burada da anahtarı yok. Evet. Talihsizliğimiz. Polen molen de bol aslında burada. Niye böyle bir şey oldu? Kurcalamadık da. Hiç yüzük de yapmamış. Son kontrolümüzde ne yapmıştı bilmiyorum. Şurada bir yüzük girişimi gibi bir şey var ama. Evet arkadaşlar, bu kovan da Allah rahmet eylesin. Evet, burada da anamız yok. Yavrulama faaliyeti durmuş. Ne kapalı yavru, ne yüzük, ne bir başka bir şey. Hiçbir şey yok. Bunları da birleştireceğiz. 4 kovana düşeceğiz. Diğer kovanlarda durum ne onu da bilmiyoruz. Evet, maalesef kötü haberler peş peşe. Yapacak bir şey yok. Yani bu analar bizi niye bırakıp gittiler? Niye efendim bunlar böyle şey yaptı anlayamadım. Hem bir de böyle sıkıştırdık. Bir çekilin ya, bir çekilin ya. Şöyle bir varıyor karşı. Bakın hemen yükseldi. Saldırgan herifler. Ulan bari ananıza sahip çıksaydınız. Bu kadar saldırıyorsunuz. Ananıza bari sahip çıksaydınız. Serseriler. Vallahi tepem attı yani ha. Bu kadar olmaz. Yani şu mevsimde ana arı kaybetmek nedir ya? Vallahi aklım almadı. Yani bu mevsime kadar sen gel gel gel. Ondan sonra ana arıyı öldür. Vallahi olacak iş değil ama işte. Evet. Koyalım keklerini. Daraltacağım ama artık şu ana arıyla ilgili durumu açıklığa kavuşturduğumuz zaman daraltacağım. 4 numarayı da böyle kapattık. Evet, moralimiz bozuldu ama yapacak bir şey yok. Başa gelen çekiliyor vallahi. Yapacak hiçbir şey yok. 5 numaradayız. Sevgili arkadaşlar, aşağıdaki 2 kovanımızdan kötü haberi aldık ve maalesef moralimiz bozuldu. Zaten hepi topu 6 tane kovanımız var. Altı kovana da eğer düzgünce bakamıyorsak, yani sonucuna da katlanmak zorunda kalıyoruz. Evet, buradaki hareketlilik fena değil gibi. Ama işte hareketlilikten olmuyor bu işler. İlla ki ananın faaliyetini sürdürüyor olması çok çok önemli. Eğer ana faaliyetini sürdürmüyorsa hakikaten ciddi bir sıkıntı var demektir. Geçenlerde bizim Nevzat hocamızın da bir kolonisi anasını kaybetti.
ve bir daha da toparlayamadı. Bu bölgede demek ki, bu arada konuşurken şeyi de eksilttik, bir tane çıtayı da eksilttik kovandan. Güzel bal var. Nektar gelmiş daha doğrusu. Şimdi şunları hemen şöyle hızlı hızlı kontrol edeyim. Ya arkadaş, burada bir ciddi sıkıntı var ya. Bakın, şöyle şöyle yalancı meme yapmış. Eğer bu da artık anasını kaybettiyse, anasının gözü yani. Hakikaten anasının gözü. Bir tane kapalı yavru hazinesi gördüm ama yani bu devirde, bu saatte bu kadar sıkıntılı bir süreç yaşamak hiç de planladığım bir şey değil. Ya da aklıma gelen bir şey de değil. Hadi bir tane anayı kaybettiniz, yerine bir şekilde ikame edersiniz ya da işte bahar gelince çözersiniz falan. Neyse, burada yavrulama var, larva var. Evet, tamam, burada sıkıntı yok. Burada sıkıntı yok çok şükür. Ama arkadaşlar, bu lüzumsuz ana kaybı, lüzumsuz zamansız ana kaybı hakikaten moralimi bozdu. 3 ve 4 sıkıntılı. Bakın, burada gayet güzel kapalılar falan gözüküyor, kapalı yavrular. Günlük yavruyu da gördüm. Ana arı demek ki burada güzel çalışıyor. Şu anaları da bir görsek, ne zamandır görmüyoruz. Günlük burada olduğuna göre şuralara bakalım birazcık. Ağır da bir çıta. Kaldırması da zor oluyor. Evet. Nerede bu ana? Şuralarda böyle yüzük gibi adamlar göz yapmışlar. Tamam, bunları da bir kaldırmayalım ama anayı görseydik iyiydi ya. Evet, kapalı yavrular var. O yüzden buradan arı öldürmeden kapatalım. Şunu alalım. Bir tane de daha daraltmış olacağız. Evet. Hemen girmiş şerefsiz. Yürü git. Sarıcı arı hemen gelmiş arkadaşlar. Hemen ilacımızı yapalım. Arılarımız sağlıklı gözüküyor aslında. Ama analarını kaybettikleri için şaşırdım. Vallahi neden böyle oldu? Anlamak zor. Evet, keklerini bırakalım. Artık kekbekle beslemesi yapalım. 6 numaralı son kovandayız. Bakalım altta neler oluyor. Ortalık karışık. Bakalım burada işler nasıl. Böyle işler yolunda gibi gözüküyor ama çok güzel sırlamışlar, birbirlerine bağlamışlar. Yani bunu göstermeden edemeyeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar, olabildiğince. Uğultuyu da belki duyabilirsiniz. Çok güzel bağlamışlar birbirlerine. Ama mecburen. Şimdi arkadaşlar, kapak çıtası çok güzel. Hiç kaldırmayacağım bile. Bunu da aynı şekilde. Bu da çok güzel. Olduğu gibi bal yapmışlar. Evet. Burada iyi. İçindeki balı ve şeyi görebiliyorum. Arı yoğunluğunu. Şimdi şunu bir alalım bakalım. Sondan dördüncü çıtayı kaldıralım. Ve görelim. Gördüğünüz gibi kapalı yavru. Evet, güzel burası. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle yakından da görelim. Bakınız, polen, bal. Çok güzel bal yapmış. Bu balı bal sezonunda yapsaydı iyiydi. Biraz belki alırdık. Bize de belki çıkardı. Evet, bir sonrakine bakacağım. Baştan 4, sondan 5.
Evet, var. Yavru da var. Günlük de var. Şu da anaarıya ne kadar çok benziyor be anaarı. Nihayet anamızı gördük. Bakınız şurada. Anamız güzel bir ana, siyah. Güzel geziyor. İşte bu anaları biz görmeye çalışıyoruz da analar bizi pek fazla görmek istemiyor. Şöyle 6 numaralı kovanın güzel anasını görüyoruz. Yukarı doğru çıktı. Oraya bir yere saklanmaya çalışıyor. Hatta yukarı iyice çıktı. Oradan dönüp arka tarafa geçmeye çalışıyor. Evet, çok fazla rahatsız etmenin alemi yok. Anaarımızı da rahatsız etmeyelim. Anayı rahatsız etmeden kovanı kapatacağız. Ama kovanı kapatırken de arkadaşlar biraz fazla kalabalığız. Bilmiyorum ne yapacağız. Şurada polenli bir çıtamız var. Bol polen. Kapak çıtamızı da şöyle bir alayım. Kapak çıtamızda da bal var. Güzel. Böyle bırakacağım. Hiçbir şey almayacağım. Bakalım birazcık tüketsinler. Ondan sonra yavaş yavaş daraltmaya devam ederiz. Gerektikçe daraltırız arkadaşlar. Şu anda kovanımızın durumu iyi gözüküyor. Çok şükür. Dört kovanımızda işler yolunda. Ama gel gör ki iki kovanımız var ki iki asabi kovan maalesef beklentimizi karşılamadı. Buraya bir tane varo şeridi bırakalım. Şöyle. Dörde bırakmadık ama çok da önemli değil. Şimdi buraya ben bir tane kek getireyim. Kek verelim. Kekle birlikte buranın bakımını tamamlayalım. Kekimizi bırakalım. Ve artık kovanımızı rahat bırakalım. Havalar soğuyacak çünkü. Tedbirimizi düzgünce alalım. Havalar soğuduğunda bir de buradaki anamızı kaybetmeyelim. Öteki taraflarda niye kaybettiğimize dair hiçbir fikrim yok. Ama işin doğrusu analarımız çok düzgün bir ırktan da gelen analar olmadığı için demek ki uzun süreli gitmiyorlar. Aşağı yukarı bir yıl ömürleri var bizim çıkarttığımız anaların. O yüzden de anladığım kadarıyla analar verimli değiller. Zaten saldırganlıklarından dolayı pek çok arkadaşım bana anaları değiştirmem gerektiğini söylüyordu. Ben kıyamadım ama kendi kendilerine kıydılar. İki kovanda anaarımız yok arkadaşlar. İki kovanda anaarımız olmadığı için bu iki kovana acilen anaarı isteyeceğim. Çünkü nüfusları az değil. Anaarı verirsem tahmin ediyorum kurtarırım diye düşünüyorum. Bu riski alacağım. Anaarı, çiftleşmiş anaarı alıp buraya verdikten sonra gözlemleyeceğim. Eğer yavrulama başlarsa olabildiğince sıkıştırıp arılarımızı kurtarmaya çalışacağım bu sezonu. Ama olmazsa da artık yapacak bir şey yok. O iki kovanı diğer kovanları güçlendirecek şekilde birleştirerek sonlandıracağım. Baharda artık oraya yeniden şey yaparız. Bölme yaparız ve güçlendirip yaza girmeye çalışırız tabii ki. Bu haftalık bakımımız böyle birazcık sıkıntılı oldu benim açımdan. Ama değişik bir durumla karşılaşmış olduk mevsim itibariyle. Beklemediğimiz bir durumla karşılaşmış olduk. Bu da bir tecrübe. Her şeyi öğreniyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Sizler de bize katkıda bulunabilirsiniz, yorumlar yapabilirsiniz. Şimdilik hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Arılarınıza iyi bakın. Kışa güçlü ve hazır olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgili dostlar, bakımlarımızı yaptık, tamamladık. Maalesef 3 numaralı kovanımızda 3 hafta evvel baktığımızda
gördüğümüz yüzüklerden hiçbir ana çıkmamış. Bir de üstüne üstlük 3 numaralı kovanımız bu durumdayken 4 numaralı kovanımızda da maalesef yine bir ana kaybı yaşadık. Dolayısıyla iki kovanımızı şu anda birleştirme kararı aldım. Peki birleştirmeyi nasıl yapacağım onu da anlatayım kısaca. 3 numaralı kovanımı 2 numaralı kovanıma almayı düşünüyorum. 2 numaralı kovanımın nüfusu 1 numaraya göre biraz daha az. Ama 1 numaralı kovanım birazcık sağlam bir kovan. Nüfus olarak da gayet iyi bir kovan ama 4 numaralı kovanımı da 1 numaralı kovana birleştirmeyi tercih edeceğim. Neden derseniz buradaki kovanlarımız bizim alttan hava alan kovanlar. Dolayısıyla bu alttan hava alan kovanların arılarını aynı nitelikteki kovanlara bırakmaya karar verdim. Diğer kovanlarımız 5 ve 6 numaralı kovanlarımız alttan hava alan kovanlar olmadığı için daha rahat alışacaklarını düşündüklerim kovanlara vermeye karar verdim. Aynı zamanda bu iki tanesini boş bırakıp sezon geldiğinde yani bahar geldiğinde Allah ömür verirse buraya iki tane bölme kovan yapıp yoluma o şekilde devam etmeye karar verdim. Umarım doğru kararlar almışımdır. Bu konuda zaten Süleyman Usta'ma da danıştım. Nevzat Hocam'a da danıştım. Onların da fikirlerini aldım. Buradan ayrılmadan çünkü uzun süre başlarında duramıyoruz biz arıların. Uzun süre arılardan ayrı kalacağım için bu kararı danışarak aldım. Uygulayacağım. Şimdi uygulamamı nasıl yapacağım onu da göstereyim size. Kameramı oraya çevireyim. Gördüğünüz gibi daha evvelden hazırlamış olduğum bir tane rampam vardı. Hemen altına girdim kovanın. Buraya şimdi örtülerini sereceğim. Örtüleri serdikten sonra arıları üstüne silkeleyeceğim. Ondan sonra da artık arıların o kovanla bütünleşme sürecini tamamlamalarını bekleyeceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar birleştirme işlemine başlıyorum. 3 numaralı kovanımın arılarını 2 numaralı kovanıma vermek üzere şöyle bir şey yaptım. Şunlarla bu şekilde birleştirmeyi deneyeceğim. Şöyle. Bakalım olacak mı? Hepsi kaçacak mı? Bunları hızlı hızlı hareket etmek lazım. Bayağı da arımız var. Beslemeyi alalım. Bakın olabildiğince hızlı davranmaya çalışıyorum. Evet bu arıyı alıp şimdi arkadaşlar şuraya silkeleyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar arılarımızı kovanın önündeki çuvalın üstüne silkeledik. Bakalım bir ana arı bizim görmediğimiz bir şekilde bir ana arı var mı yok mu? Onu da kontrol edeceğim. Arkadaşlar olabilecek en dandik iş oldu. Ve oldu. Şimdi ne yaptık? Bilmiyorum o hızlı çekimde fark edebildiniz mi bilmiyorum ama ana arıyı gördüm. Meğer ana arı çıkmış. Ve biz ana arının
Ben aslında henüz yavrulamamış olma ihtimalini değerlendirmiştim ama yaptığımız istişareden sonra artık bu saatten sonra yavrulayamayacağına yönelik bir şey kanaat oluştu. O yüzden de işin doğrusunu söylemek gerekirse ana arının kesinlikle olmadığını değerlendirdim. Baktığımda da kontrol ettiğimde de ana arıyı zaten görmemiştim arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir saçma sapan iş yapmış olduk. Bu da bir ders olur bize artık. Şöyle açayım artık arılar biraz rahat rahat içeri girsinler. Bakın sıkıntı oldu. Ama silkelediğim arıları tekrar kovanlarına geri getirdim. Ana arıyı da gördüğüm için hemen içeriye bıraktım, indirdim. Ondan sonra artık çıtalarını koyup kendilerini rahat bırakmayı düşünüyorum. Umarım beni affederler yapmış olduğum bu kazmalıktan dolayı. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmadan ana arımız yavrulamaya başlar önümüzdeki günlerde ve kovan istikrara kavuşur. Bayağı bir saçma sapan iş yaptık ama Allah'tan hava sıcaktı. Evet, yani demek ki gözümüzü iyi açıp bakmamız lazım. Yavru yok diye hemen ana yok fikrine kapılmak doğru değil demek ki, işte görüyoruz. Bunu zaten daha evvel ben ana görememe durumunu zaten çok yaşamıştım. Bu da bunun en bariz örneklerinden bir tanesi oldu. Hatada sınır tanımıyoruz. İşte bu hataları yaptıkça ben de öğrenmeye çalışıyorum. Nevzat Hocam da zaten silkmeyi yaptıktan sonra mutlaka arıları kontrol et. Aralarında ana arı görürsen hemen müdahale et demişti. Arılar diğer kovana girmeden ana arıyı gördüm ve alıp şeyin içine, bu kovanın içine tekrar koydum. Çıtalarını da yerleştiriyorum şimdi sırayla. Ondan sonra hem daraltmamı yapmış olacağım hem de arıları tekrar kendi huzurlu günlerine kavuşturmaya çalışacağım. Ama 4 numaralı kovanımı artık kontrol etmek mecburiyetinde olduğumu görüyorum. Buraya bir çıta daha alalım. Kapak çıtası kalsın. Şöyle daraltarak kapatacağız. Bir tane ancak daraltabildik. Şunları şöyle yavaş yavaş arıları incitmeden alabilirsem harika olacak. Arılar bir çekelim bakalım. Evet, burası oldu. Şurayı da güzelce birleştirirsek bu da oldu. Şu ikiyi de aldık mı? Evet. Şimdi artık 7 çıtaya daraltmış olduk burayı. Şuradaki çıtayı da aslında koyalım ya. İçinde bayağı şey var. Ama bunu dışarı bırakacağım. Dışarıda kalsın. En azından şeyle uğraşmayız. Ne derler? Mum güvesiyle uğraşmayız. Oradan içeriye taşırlar. Nüfusları çünkü çok fazla değil. Nüfusları çok olmadığı için bu arılarımıza bayağı bir stres yaşattık durduk yerde. Maalesef. Ama neyse ki son anda fark ettik. En azından böyle bir iyi tarafı oldu. Son anda da olsa fark ettik. Ve arılarımızın saçma sapan bir şekilde telef olmasını da önüne geçtik. Geç de olsa bunu yaptık. Şunu da şöyle örtelim. Şimdi birazcık arılarımızın sakinleşmesini bekleyeceğiz. Fazla sinirlendirdik onları. Yani hayvanların bize asabiyet göstermesi kadar var, gösterdiği kadar varmış arkadaşlar ya. Yapacak bir şey yok. Evet, 3 numaralı kovanımızı kapattık. Gördüğünüz gibi olabilecek en saçma hatayı yaptık. Bu da bize bir ders oldu. Umarım bir daha ana arının olmadığını düşündüğümüz zaman çok çok daha dikkatli bir kontrol yapacağız. Mevsim şartlarını falan dikkate almayacağız. Ana arı yumurtlayana kadar bekleyeceğiz demek ki.
Ben bunu anladım. Şimdi 4 numaralı kovana bakayım. Eğer 4 numaralı kovanımızda gerçekten ana arı yoksa 4 ile 3'ü birleştireyim bu sefer. Çünkü 3'te epey bir zaman geçti. Eğer ki ana arı yoksa 4 numaralı kovanımızda 4 numaralı kovanın arılarını olduğu gibi 3 numaralı kovana geçirelim. Değerli arkadaşlar, şimdi 4 numaralı kovandayız. Ana arının olmadığını tespit etmiştik. Sözüm ana, burada hakikaten ana arı var mı yok mu? Bu sefer biraz daha dikkatli bakacağız. Umarım burada da ana arı vardır. Ve saçma sapan 3 numaralı kovanda yaptığımız şeyi burada yapmak durumunda olmayız. Evet, önce yalıtım çıtamızı alalım. Daha sonra çıtalarımızı tek tek kontrol edelim. Yani olacak iş değil. Ya arkadaş, demek ki arı çıkmış. Sadece yavrulamamış. Geride dönmüş. Acaba dedik arı kuşları mı aldı? Efendim çıktılar. Bana sorarsanız bayağı da güçlü bir anaydı. Bayağı güçlü bir anaya benziyordu. Tabii size gösteremedim ama güzel ballı bir çıta. Şunları alalım. Şunu da bir alalım. Yani burada baktığımız zaman şey vardı arkadaşlar. Ne derler? Yavrular, yumurtalar vardı. Ama nedense burada ana arıyı biz göremedik. Evet, şimdi tekrar dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağım. Polenli ve ballı bir çıta. Hali hazırda bal var. Bunu da şöyle kenara alacağım. Arı nüfusunda bir azalma var mı? Var. Yani hakikaten son dönemin en dangalakçı hareketlerinden birini yaptık. Ama yapacak bir şey yok işte. Cehalet böyle bir şey. Bunu da tecrübe etmemiz gerekiyormuş. Evet arkadaşlar, burada da yüzük yapılmış. Nasıl kontrol ettiysem. Yüzük yapılmış, yüzükler çıkmış. Evet. Buradan yüzük çıkmış. Ana arı oluşmuş. Arkadaşlar, bunu da olduğu gibi bırakacağım. Saçma sapan bir şekilde arılarımızın telef olmasına göz yummayacağım. Bunu bekleyeceğiz. Bu ana arılar çıktıysa önümüzdeki dönemde yavrulayacaktır. Kontrol ederken demek ki o kadar dikkatsiz kontrol ettik ki maalesef bunlar gözden kaçtı. Bu benim ayıbım. Keşke öyle olmasaydı. Arı nüfusumuz fena değil. Bunu da böyle bırakıyorum. Yüzük yapmadı diye de kendi kendime hayıflanmıştım bir de. Ama öyle bir durum da yokmuş. Şimdi ben biraz sıkıştırmak için şöyle yapacağım. Birazcık sıkışsın. Tahmin ediyorum daha iyi olur. Evet, beslenmesini de bırakalım arımızın. Tekrar şöyle şurayı biraz sakinleştirin arılar. Üstünüze yerleştirmeyelim. Evet arkadaşlar, burada da ana arı çıkmış olabilir. Gözüm görmediği için işin doğrusu cesaret edip bakamıyorum. Göremeyeceğim şimdi. Ondan sonra tekrar deminki gibi saçma sapan bir eyleme gireceğim. Yani görüyor musunuz ya, bu kadar dikkatsizlik olur mu? Bu sıcaklar hakikaten beni perişan ediyor. Bütün dikkatimi kaybediyorum işin doğrusu. Sıcaklara bağlayayım bari. Bahanem sıcaklar olsun ama gerçekten Ekim ayında arkadaş 30 derecede arı bakımı yapılır mı? Allah'ınızı severseniz ya. Siz söyleyin bana. Ekim ayında 30 derecede arı bakımı yaptık ya. Evet, şunu bir silkeleyelim. Hadi bakalım gençler, siz bir yolunuza. Ben size tekrar bunları daha sonra mama olarak vereceğim zaten gençler, merak etmeyin. Ya olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Ama oluyormuş demek ki. Evet sevgili arkadaşlar, yaptığımız hatadan nasıl döndüğümüzü de görmüş oldunuz bu şekilde. Umarım sizler böyle hatalar yapmıyorsunuzdur. Ben yapıyorum. İşte bu da benim hala arıcılığı öğrenemediğimi gösteriyor. Ama dediğim gibi
birazcık fiziksel olarak da demek ki bu işleri yapmakta birazcık artık zorlanmaya başlamışız. Gözler görmüyor. Efendim sıcak bunaltıyor. Bahane çok. Ama biz neredeyse bir koloni arıyı telef edecektik ya. Yani telef etmeyecektik belki ama anayı telef edecektik. Günah değil mi ya? Anayı niye telef edin? Hadi bakalım yallah. Demişler. Gördüğünüz gibi 4 numaralı kovanımızla da kızdık ettik ama yüzükler varmış. Yüzükler açılmış. Ana arı çıkmış. Bizim haberimiz olmamış. Olay bu. Kendi dikkatsizliğimiz, kendi hatamız neredeyse saçma sapan bir uygulamaya götürecekti bizi. 3 numaralı kovanımız da kendi anasını üretmiş. Benim gördüğüm kadarıyla tabii o panik anında çok fazla yakından inceleyemedim ama benim gördüğüm kadarıyla şu mevsimde çok da görüp gözlerime inanamayacağım türde bir ana arı çıkartmış meğer 3 numaralı kovanımız. Onun için onlar da hakikaten sağlam bir koloniymiş. Bugün bakım yaparken biraz da kızmıştım. Ya bu kadar saldırgansınız, ananıza bir sahip çıkamadınız falan demiştim. Bir tane ana üretemediniz demiştim. Meğer günahlarını almışız 3 numaralı kovanımızın. Saldırgan arılarımız gayet de güzel bir ana arı çıkartmayı başarmış. Ana arı da muhtemelen çiftleşmiş çünkü iriydi. O, yani doğan ana arılardan daha iri bir görüntüsü vardı. Umarım sağlıklı bir şekilde o da yavrulamaya bir an evvel başlar. Artık bu sıkıntıları da bir şekilde çözmüş oluruz diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü bakımı artık şu anda bitirmek zorundayım. Önceki bitirmelerimizin hiçbirinin artık esprisi kalmadı. Umarım benim yaptığım hataları siz yapmazsınız. Bu hataları gören yeni arıcılığa başlamış benim gibi dostlarım varsa onlar da eminim bunlardan bir sonuç çıkartacaktır. Şimdiden hepinize iyi bir Ekim ayı diliyorum. Ekim ayı önemli çünkü arıcılar için. Ekim ayını düzgün geçirirse kışa sağlıklı bir şekilde arılarımızı sokma imkanımız olacaktır diye düşünüyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.